arkadaşlar merhaba bugün e, size video yapmamın e, temelinde yatan iki tane önemli konu var bunlardan bir tanesi hani bu e, sosyal medyada sürekli olarak işte yok kapılar açılıyor yok bugün işte şöyle oluyor yok güneşte patlamalar var güneş patlayacak e, e, falan filan yani bu, bu şekillerde yani bu şekilde yapılan bir sürü paylaşım var e, dolayısıyla da insanlara yine korku kodlamaları yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bir kere öncelikle şu Güneşimizden başlayalım. Güneş kendini bildi bileli patlıyor zaten. Sürekli Güneş'te patlamalar oluyor. Hani nasıl her insanın bir ritmi var? Ee, sürekli bir inişi çıkışı ee, bir seviyede bazen yükseliyor pik yapıyor bazen dibe vuruyor bazen hafifliyor bazen orta seviyelerde devam ediyor ruh halimiz ruhsal durumumuz bu aynı zamanda tabii ki bizim enerji seviyemizle de alakalı bir şey ee, güneş de sürekli olarak yani e, patlamalarla aslında e, soğumaya çalışan bir yıldız içindeki o birikmiş e, enerjiyi de bu şekilde dışarıya e, yani atıyor. Şimdi bakın güneş patlamaları belli dönemlerde artar belli dönemlerde yavaşlar azalır. Yani güneş patlamalarının tamam insanların ruhsal durumları dünyadaki dünyanın elektromanyetik alanıyla tabii ki bağı var ama işte e, dünya üzerindeki sistemin korku pompalama e, ve insanları bir şekilde bir şeylere hazırlama alıştırma evrelerinde güneş patlamalarını bahane etmeleri gibi bir durum var böyle bir şey yok bunlara bu kadar kendinizi kaptırmayın bunlara inanmayın Güneş her zaman patlamada olur Tabii ki mesela ayın ay nasıl dolunay zamanlarında herkes e, duygusal anlamda çok daha farklı hisseder normal zamanlardan. Yani bizim mesela dolunay zamanlarında gel git olaylarında çok ciddi artışlar olur. insanların da duygularında gel gitler olur. aynı parlamalar, sinirlenmeler, yükselmeler veya duygusal anlamda patlamalar söz konusu olabilir. İnsanlar daha bir melankolik olabilir, daha bir duygusallaşabilir. Güneş patlamalarında da aynı şey geçerli. Yani güneş patlamaları da yine bizim duygu durumlarımız, enerji alanlarımızın e, daki e, titreşimsel farklılıklar. E, dolayısıyla tabii ki dünya üzerinde de yani dünyanın kendi de güneşteki patlamalardan etkileniyor. Şimdi bizim dünyamızın zaten manyetik alanında meydana gelen kaymalar neticesinde e, güneşteki e, patlamalar bizim dünyanın manyetik alanında ciddi anlamda etkileyebiliyor dünyanın etrafında bulunan radyasyon kuşakları e, bunlar etkilenebiliyor. Tabi e, tabii daha yüksek bir radyasyon ve elektromanyetik etkiler de söz konusu olabiliyor ama ille de bu bizim bütün elektronik aletlerimiz elektrikli aletlerimiz çökecek göçecek dünyada elektrikler şu kadar süre, süre kesilecek işte internet şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Bunlara bu kadar itibar etmeyin. Kendilerinin yapmak istediği bir takım plan ve programlar dahilinde insanları bu şekilde korkutarak, altında güneş patlamalarını sebep göstererek bir takım eylemlerini gizleme çabası içindeler. Bakın dünyada olan biten her şeye gerçekten e, dikkat edin. Yani yıllardır yaşadığımız korku pompalamaları ve bizim e, genel anlamda sağlığımızı yüzde yüz direkt olarak etkileyecek pek çok e, girişimler ve onun arkasından da sürekli devam eden yine aynı tarzda korku pompalamaları Belli bir aşamadan sonra artık insanlar bunları yememeye başladı. İnsanlar bunlara itibar etmemeye başladı. Çünkü baktılar gördüler ki her şey aslında bizim bizi korumak amacıyla değil ya da bizi şifalandırmak bizi iyileştirmek amacıyla değil. Bunların altında yatan sebepler tam tersine toplu katliamlar yapılması veya insanların ciddi anlamda e, deney hayvanı gibi denek gibi kullanılmasıyla alakalı olduğu ortaya çıktı. E bunun sonucunda da pek çok insan dünya üzerinde bakın bu ülkemizde yaşayan bütün dünya üzerinde pek çok insanda ciddi mağdur oldu e bu e, e, sistemin insanlar üzerinde yaptığı çalışmalardır bunlar etki tepki kontrolüdür yani biz insanlara şunu yaparsak bakalım nasıl karşılayacaklar nasıl tepki verecekler ya da nasıl bir onlar üzerinde tahakküm bir kontrol mekanizması sağlarız insanlar bizim kontrolümüze ne kadar açıklar nereye kadar izin verirler yani bu fiziksel boyutta da geçerli ruhsal boyutta da geçerli yani enerji olarak da en insanın enerjisini de nasıl kontrol ederiz şimdi bakın Hani ben hep diyorum ki işte televizyon karşısında oturmayın uyumayın çok ondan sonra yani televizyon karşısında uyumayın işte kendi enerji alanlarınızı güçlendirin dışarıdan gelecek her türlü manipülatif, e, toksik e, etkiye zararlı etkilere de kendinizi kapayın diyorum. Şimdi bunları boşuna demiyorum. Bir kere dünya üzerinde hiç güvenmeyeceğiniz birinci sistem ne biliyor musunuz birinci en birincil tehlike medyadır. Medya direkt beyin yıkaması ve psikolojik e, bir şekilde insanların üzerinde baskı kurma, korkutma, baskı kurma, e, yanlış yönlendirme, ağırlık, e, algılarda karışıklığa sebep olma eylemlerini zaten uzun yıllardır yapıyor. Yani bütün dünya üzerindeki medya bugün her şeyi medya vasıtasıyla gerek görsel gerek işitsel olarak insanların neye nasıl yönlendirmek istiyorlarsa Neyi ne şekilde aşılamak istiyorlarsa kafalarımıza veya bedenlerimize bununla ilgili olarak bir ön çalışma yapılıyor. Bu ön çalışmalar sonucunda her toplumun, her milletin kendi altyapısına uygun olarak belli bir program hazırlanıyor ve bu program dahilinde de bunlar işleme sokuluyor. Bunlar Sürekli olarak her gün yapılan şeyler yani medyada ne duyuyorsanız, ne görüyorsanız, size ne anlatılıyorsa bilin ki bunların altında yatan farklı sebepler var. Bilin ki size gerçeği yansıtmıyorlar. Bilin ki karşınızda sizin yüzünüze baka baka yalan söyleniyor. Medya ciddi anlamda uyuşturucu etkisine sahiptir beyinler uyuşturuluyor beyinler kontrol ediliyor zaten reklamlar diziler işte ne bileyim haberler hepsi arka arkaya geliyor hepsinde inanılmaz derecede çok güçlü ee, negatif frekanslar da arada bizlere gönderiliyor çocukların çizgi filmlerinden tutun Normal bizim seyrettiğimiz bütün müzik müzik kanallarındaki müziklerin içerisinde bile çok ciddi tehlikeli frekans e, paylaşımları var. Çocukların beyni e, çok küçük yaşlardan itibaren kodlanıyor. E, inanılmaz ağır. Hiç de insanlığa yakışmayan, hiç etik olmayan pek çok e, paylaşım yapılıyor. Çocukların bilinçaltına çok ağır şeyler yükleniyor. Korkular ve e, nasıl ne şekilde etki edebilirizden yola çıkarak o ülkenin daha çocukluğun çocuklarından başlayarak bütün gelecek nesilleri de etki altına alınıyor. Yani insanlık bakın şu anda ciddi anlamda. Ben bunu yine bundan önceki videolarımda da çok söyledim. Hani saldırı altında. Bunu yapanlar da kendi içimizde yani kendi, bu dünya üzerinde yaşayan bir, bir sistem. Ha, bunların kaynağı neresidir nereden gelmişlerdir neden bunları yapıyorlar tabi onlar çok daha farklı çok daha detaylı konular ama benim burada bahsetmek istediğim size özellikle akıl sağlığınızı ruh sağlığınızı e, korumanız gerekiyor. bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de iç sesiniz Kalbinize güvenin, onun sesini dinleyin. Kalbiniz her zaman size doğruyu söyler. Karşınızda birisi size bir şey anlatıyorsa, anlatılanların içinizden gerçekten, hadi canım böyle şey mi olur diyorsanız, bilin ki orada size bir uyarı geliyor. Ya da size bir takım şeyler e, inanılmaz ötesi, ya da e, Hani nasıl böyle bir şey olabilir böyle bir şey o, e, olması için illa mutlaka şu bunların bunların olması gerekir gibi bir takım sorgulamalar varsa kafanızda da içinizden bir ses veya ilahi kaynaktan size akıştan gelen bir o duru bilişleyin içinize doğan bu böyle olmaz bunun arkasında farklı bir şey var. Bunun böyle olmaması gerekir. Burada bize yalan söyleniyor. Burada bize palavra anlatılıyor. Bunların gerçeği yok, aslı astarı yok. Bunların aslında e, farklı bir amacı hizmet ediyor bunlar. Bu duyumlar ya da bu e, size söylenen her ne varsa. Şeklinde eğer herhangi bir şey düşünüyorsanız, aklınıza geliyorsa, içinize doğuyorsa... Bilin ki orada bir sıkıntı vardır. Gözünüzün içine baka baka yalan söyleniyor. Bakın şimdi hele bir de AI teknolojileri çok fazla şu anda. Bütün Instagram'da sosyal medyanın her şeysinde alanında her farklı potansiyele sahip ya da yapısında AI'lar devrede. Şimdi karşınıza bir adam çıkmış size bir tane ilaç pazarlıyor. Ya da diyor ki şurada şöyle şöyle bir şey var. Bakın böyle bir yeniden bul yeni buluş oldu. Bakın size bunu tavsiye ediyoruz. Aa, i̇lla bunu alın kullanın için ya da bunun, e, e, bu e, bunun size çok faydası olacak. E, dikkat edin. Karşınızdaki görüntünün sesiyle, ağzından çıkan konuşma sesiyle ağız hareketleri bir değil. Yüzündeki mimikleri farklı. Robotik bir hareket içerisinde. Bunları AI ile yapıyorlar. Bu kişilerin görüntülerini kullanarak çok fazla satış yapılıyor. Çok fazla reklam var. Hatta ben öyle şeylere öyle şeylerle karşılaştım ki Mesela sanki haberlerde e, herhangi bir kanalın e, şu anda hatırlamıyorum bir kanal e, yani akşam haberlerinde veya haberlerinde oradaki spiker e, belli bir takım şeylerin tanıtımını yapıyor ama orada konuşan o spiker değil spikerin sesini taklit etmişler görüntüsünü de taklit ederek AI ile görüntüsünü sanki o kişi konuşuyormuş gibi bir de seslendirerek orada. Size bir takım şeyler anlatılıyor. Bunlara dikkat edin. Yani karşınızda seyrettiğiniz şey AI mı? Yani akıllı zeka mı? Akıllı zeka ürünü bir programla yapılmış bir görüntü ve ses kaydı mı? Bunları aslında anlayabilirsiniz. Karşınızdaki insanların davranışları robotik gibiyse zaten orada da bir sıkıntı vardır. Onlar da zaten manipülatif, ciddi manipülatif etki altındadır. Yani herhangi bir şekilde insani duyguları yoksa e, robot gibi size bir şeyler anlatıyorsa gözleri, bakışları, konuşma tarzı bunlara çok çok dikkat edin. Bakın çok tehlikeli zamanlardayız. İnsanlara her şeyi gerçekmiş gibi yutturabilirler. Gerçekmiş gibi gösterip sizi korkutabilirler. Sizi farklı bir takım yerlere yönlendirebilirler. Bana her gün bir tane mesaj geliyor. Mesela bir tane yine şimdi biraz önce bir tane öğrencim dedi ki Hocam Amerika'da çok ciddi bir istila olacakmış insan. Ben çok korktum. Ben e, kaçmam mı gerekiyor, şöyle mi olması gerekiyor, böyle mi olması gerekiyor? Ya da e, işte ha bugün yine bana yine e, özellikle birkaç e, eğitim eğitim kur, e, grubundan bana mesaj geldi hocam. Bugün çok önemli bugünmüş. Bugün 101 yıllık ilk defa çok çok önemli bir kapı açılıyormuş. Hocam meditasyon mu yapalım, ne yapalım, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Arkadaşlar bugün açılacak herhangi bir kapı falan yok. Açılacak olan kapılar zaten açıldı. Ta 2012'de açıldı ve o günden sonra da açılan başka kapılar da oldu ama Hatay depreminde de ciddi çok çok büyük takım etkilerle beraber çok negatif olarak Açılan kapılar da var ama bugün açılan bir kapı yok. Bunlar sizin zikinliğinizde kapı açmaya çalışıyorlar. Bu da bir manipülatif etkidir. Bugün kapılar açılıyor. Hadi bakalım oturun şöyle yapın böyle yapın ya da gelin şuralara bir gidelim. İşte yok şu hazretlerine gidelim yok bilmem nereye gidelim. Orada işte toplanalım şöyle yapalım böyle yapalım. Eğer herhangi bir Hazreti Veli'yi, Ermiş'i, Dede'yi ziyaret edecekseniz kendi içinizden geldiği gibi istediğiniz zaman istediğiniz şekilde gidip ziyaret edebilirsiniz. Bunun için kapıların açıldığı günleri beklemenize gerek yok. Yani güneşte patlamalar oluyor. Aman işte elektrikler kesilecek, dünya karanlığa gömülecek, işte bütün il elektrikli aletler bozulacak, işte... Ee, bütün iletişim sistemleri bozulacak. insanlar bundan haber al. Bunların hepsi aslında size e, ufak ufak e, hani bir şeylere hazırlama konuşmaları, bir şeylere hazırlama altyapısıdır bu. Yani ha bak demişlerdi daha önce. Güneşte patlamalar olacakmış o yüzden. Bizi iki sene, iki seneden fazla eve kapattılar. Bu dönem içerisinde herkes evindeyken dünyada çok fazla şey değişti. Dünyada çok güçlü bir sistemin yaptığı altyapı çalışması var. İnsanların tamamen köleleştirilmesi, insanların e, emeklerinin karşılığının verilmemesi, insanların e, ne kadar yaşamsal e, anlamda korkusu varsa hayata dair geleceğe dair bunların üzerinde bunlarla ilgili çalışmalar yaparak insanları pasifize etmeye çalıştılar. İnsanları tamamen kontrol altına almaya çalıştılar. Bunu hem fiziksel olarak yapıyorlar. Yani bizim bedensel bütünlüğümüzle alakalı hem de ruhsal sağlığımızdan alakalı. Ayrıca bir de zihinsel olarak bizi tamamen etki altına alma şeklinde de ortaya çıkıyor bu. Ruhsal sağlığımızla alakalı olarak yapılan çalışmaların büyük hepsinin altında frekans çalışmaları var. Ben bunu kitaplarımda da bahsettim frekans çalışmaları da yeni bir şey değil arkadaşlar. Bu da en az en az 30-40 yıldır yapılan şeyler. Tabii şu anda artık iyice abartılmış vaziyette. Tabii bunu bu yapılan çalışmalarda tabi sistem de daha ilerledi. Daha, daha ileri teknoloji ürünler de kullanılmaya başlandığı için olay çok daha farklılaştı ve çok daha yoğun bir hale geldi. Evet. Zihinsel anlamda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu görsel, işitsel şeylere dayalıdır. İnsanlar herhangi bir şekilde sürekli olarak tekrarlayan görüntüler, sesler ve konuşmalar, bunlara karşı direnç belli bir mikte belli bir süre gösterebilir ama o belli bir süre sonra o direnç de kırılır. Yani. Her ne kadar size kalkıp da bak şu şöyledir bu böyledir diyenlere karşı direndiyseniz eninde sonunda bunları sürekli farklı farklı kanallardan farklı şekillerde farklı ağızlarda hatta sizin güvendiğiniz sizin itibar ettiğiniz veya hadi canım bu da yalan söylemez dediğiniz kişilerin ağızlarından da bunu yapıyorlar. İnsanların pek çoğu Sistemin kontrolünde onlara karşı gelemiyor ve onların bir şekilde kullandığı kişiler haline de gelebiliyor. Belli bir yerden sonra e, mecbur kalıp onların ağzıyla konuşmaya başlıyorlar. Bakın sistemin ağzıyla konuşan insanları da diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Kullandıkları cümleler, kelimeler, anlatım tarzları, ifadeler ee, e, tamamen yapay ve anlattıklarına kendilerinin de inanmadığı bir şekildedir. Ses frekanslarına dikkat edin. İnsanlar yapay ve kendilerine ait olmayan duygu, düşünce veya fikri ifade ederken hiçbir zaman doğal olmazlar. Ses frekanslarında bir farklılık vardır. Titreşimleri bir garip olur. Bakışları bir garip olur. Tabii şimdi bir de işin içerisine AI'yı da soktular. Bir takım programlar kullanılarak da bu yapılıyor. Dünya üzerinde şu anda konuşan liderlerin bile büyük çoğunluğu AI ile yapılıyor. Onların konuşmaları bile AI ile yapılıyor. Olay çok e, inanılmaz çirkinleşti arkadaşlar. Bir duyduğunuz, işittiğiniz, gördüğünüz hiçbir şeyi direkt ya ben gözümle gördüm, inandım veya ben kendim duydum diyecek bir dönemde değiliz. Her şeyi sorgulayın. Araştırın. İyice inceleyin. O gördüğünü seyrettiğiniz şeyin içine hani gerçekten doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Ya da bu kişi gerçekten o mu diye baktığınız zaman fark edersiniz. Şimdi bizim AI ile aramızdaki en önemli fark, biz e, insan insani davranışları, insan davranışlarını ve insan olmayan e, Yapay davranışları ayırt edebilecek gözlere sahibiz, bilince sahibiz, sezgilere sahibiz, algılara sahibiz. Beş duyumuzla beraber bunları çok net bir şekilde ayırt edebilecek özelliğimiz vardır. İnsan hiçbir yayın e aslında. E, alt edebileceği veya ona karşı üstünlük sağlayabileceği bir varlık değildir sonuçta eyaletler insan yapımıdır ama insan ilahi olanın yarattığı ve eee Ruhsal anlamda, fiziksel anlamda, zihinsel anlamda bir bütün olarak özel bir yaratımdır. Yani burada olay sanki şeye dönüşmeye başladı. İnsan yapımı ile Allah yapımı arasındaki savaşa dönüşmeye başladı. Hiçbir şekilde... E yayın insana karşı üstünlüğü olabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü sonuçta onları programlayanlar insan. Ha, onlar insanları çözümleyebiliyorlar, duygularını taklit edebiliyorlar, e, duygusal anlamda insanların yaşadığı şeyleri verdikleri tepkileri ne, nereden ne anlayacaklarını, neyi nasıl yorumlayacaklarını çözümlemeye başlıyorlar bir müddet sonra. Bu doğru, evet insan davranışlarını da kopyalıyorlar. Ama istedikleri kadar çözümlesinler, istedikleri kadar kopyalasınlar, istedikleri kadar bir bilinç geliştirsinler. Hiçbirisi ilahi olanın yarattığıyla aynı olmaz. Bizim ruhsal, fiziksel ve zihinsel bütünlüğümüzün ciddi anlamda saldırı altında olduğu bir süreçteyiz ve bu süreçte lütfen hepinize ısrarla söylüyorum diyorum ki kendinize aklınıza ruhunuza kalbinize mukayyet olun yemeğin sizin önünüze atılan her yemi Yok işte bu, bugün kapılar açılıyor. O 101 yıldır ilk defa böyle bir kapı açılıyor. Haydi arkadaşlar koştur koştur gidelim. Yok böyle bir şey. O kapılar açılıyor zaten çok oldu. Böyle belli günlerde şunlar oluyor, bunlar oluyor. Böyle bir şey yok. Bunlar yine sizi çekmek için tuzaklar. Herkes koştur koştur gidiyor, Onun için bugün bu videoyu bir an evvel yapayım da dedim. Herkes oralara çekilmeden, bu tarz tuzaklara kapılmadan e, en azından vermem gereken mesajı vereyim. Diğer taraftan bazı insanlar yine. E, belli kanallarda belli bir takım video kanallarında video paylaşımı yapılan kanallarda nasıl varlık daveti yapılır ben havas ilmi konusunda çok araştırmalar yaptım bu konuda çok iyiyim ben çok iyi bilirim bu işleri ama ben hayatta böyle şeyler yapmam deyip de insanlara nasıl cin daveti yapılacağını anlatan videolar var Bunlardan bir tanesinde yine dehşete kapıldım ben. Bir anlatıma göre bazı hocalar insanlara diyormuş ki eğer sen cin daveti yapmak istiyorsan e, tuvaletin deliğine ekmek parçala ekmek kırp, ekmeği böl, ekmeği at. oraya Ondan sonra cinler gelir. Ondan sonra onlarla ne yapmak istiyorsan yaptırırsın. Arkadaşlar akıl tutulması gerçekten ben böylesine büyük bir ihanet ihanet böylesine büyük bir şuursuzluk böylesine büyük bir karanlık zeka ve karanlık e, daveti görmedim. Sakın bu tarz şeylere kalkışmayın. Yani direkt direkt yaptığınız şey sizin hayatınızın yerle bir eder ve sizin yaratıcıyla olan bütün bağınız, her şey ilahi sistemle olan bağınız tamamen kesilir. Direkt negatif yani o tuvalet deliğinden içeri girersiniz. Siz oradan alırlar, götürürler. Ondan sonra da yandım Allah deseniz de sizi kimse kurtaramaz. hele hele böylesi bir dönemde hele böylesi bir ortamda gerçekten yani şimdi insanlar neden havas ilmini merak eder ben hiç merak etmiyorum vallahi havas ilmini bu konularda çok çalışma yapan üstadlarla da bir takım hocalarla da görüştüm ben hiçbir zamanda ne öğrenmek istedim ne de merak etmedim. Şu nasıl olur da bu nasıl olur da şöyledir de böyledir diye. Siz niye merak ediyorsunuz ya? Derdiniz ne? Ne yapacaksınız hava silme öğrenip de? Bakın fazla merak iyi değildir. Hangi kapıları açacağınızı bilemezsiniz. Nerelere seyahat edeceğinizi, nerelere çekileceğinizi bilemezsiniz. Yani ilahi olan yaratıcı siz yaratmış burada bir insan olarak ve sizin demiş ki bak çok güzel e, işte e, kendini bul. Kendi yolculuğunda kendini tekamül ettir. Kendi kendine e, e, aşman gereken bir takım kendi sivri, e, kendinle alakalı blokajları aş. Sivri noktalarını törpüle köşelerini düzelt daha iyiye yönel daha daha çok kendin ol daha çok kendini ifade et ama bu ifade tabii ki negatif kusmak anlamında veya başkalarını manipüle etmek anlamında algılanmasın. Kendini ifade etmek yani bireysel olarak evrene ve yaratılmış sisteme bütün bir varoluş düzleminde o hani okyanusta birer damlayız her birimizde oraya hizmet etmektir aslında varoluş amacımız yani bir bütüne hizmet etmek için biz buradayız ve varız o bütüne hizmet etme çabası içerisinde doğru yolu bulma doğru şekilde davranma ve doğru bir insan olma amacımız olmalı eğer siz kalkıp da direkt ilahi olanla bağlantınızı kesecek veya bunu tamamen tepe takla gelecek bir seçim yaparsanız zaten orayla olan bağlantınız da biter hayatınız da tepe taklak olur ama bunları yaparken bu arada etrafınızdaki sevdiğiniz insanlar eşiniz dostunuz çoluğunuz çocuğunuz anneniz babanız bunları da etkilersiniz Yani siz bir tuvalet deliğinde yaşamayı seçtiniz diye başkalarını da orada yaşamaya mecbur edemezsiniz. Öyle bir kapı açtığınız zaman sizin etrafınızdaki insanlar da bundan etkilenirler. Bugün biraz sert konuşuyorum gerçekten çünkü artık hakikaten söyleyecek laf da bulamıyorum. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bugün bu arada yok uzaylı istilası olacak uzaylılar gelecek işte bize şöyle yapacak böyle yapacak. İşte sosyal medyada görüyorsunuzdur insanlar dünya dışı varlıklara alıştırılmaya başlanıyor. İşte bir tane alışveriş merkezinde bir tane uzaylı kıyafetinde birisi oturmuş herkes yanından böyle dümdüz yürüyüp geçiyor ya da ne bileyim bir park yerinde bir tane uzaylı oturmuş yanında park yerinde başka birisi daha oturuyor bunlar algıda bizim üzerimizde oynanan bir çalışmadır yani çok çok farklı türlerle alakalı olarak bizi alıştırmaya çalışıyorlar şimdi bunu niye yapıyorlar e bu şimdi mi çıktı ortaya bu türler eskiden yok muydu ya da bunlar bu dünyayı zaten hiç ziyaret etmemişler miydi de şimdi birdenbire bunlar ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşlar uzaylı istilası olsaydı zaten şimdi 100 kere yapılmıştı. Hani bize anlatılan şekilde işte uzay gemileri gelecek yukarıda dizilecekler aşağıya ateşler atacaklar. Ondan sonra hani bir bombardıman olacak her yeri ele geçirecekler. Böyle bir istila böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olmayacak. Bunu engellemek için zaten yukarıda, yukarıda derken atmosferimizin üst katmanlarında ve düny şeyin dünyanın yani uzayda dünya korunmak için ciddi anlamda savaşlar oluyor. Hani o Galaktik Federasyon falan dediğiniz o kuvvetler var ya onlar ciddi anlamda yukarıda bununla ilgili olarak savaş veriyorlar. Dünya yapılacak herhangi bir şekilde bir saldırıya önüne geçmek için artı dünyayı dünyanın içindeki zararlılardan da korumaya çalışıyorlar. Dünya üzerinde yaşayan insan kılığında aramızda dolaşan veya insan kılığında olmayıp da Farklı şekillerde bize kendilerini gösteren, dünyayı ele geçirmeye çalışan ya da ele geçirmiş ama bunu artık daha da bu bunu dozunu artırmaya çalışan, sistemi yöneten insanların insanlık üzerinde yaptıkları bütün bu olumsuz çalışmaları, eylemleri de engellemeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de insanlığın bilinç, açığı, bilinç bilinç olarak yükselmesi, frekansının yükselmesi, algılarının açılması, farkındalıkların artması için de uğraşılıyor. Dolayısıyla şu anda kendinizi en başta ilahi olana için, ilahi olanın korumasına için. Sonra evrensel olarak, evrensel bilince varı sahip bir insan olarak yaratılışta, varoluşta ben neredeyim? Niye buradayım? Ben benim üzerimde nasıl başkaları benim bütünlüğüm, ruhsal, fiziksel ve zihinsel bütünlüğüm üzerinde kontrol sahibi olmaya çalışır. Ben böyle bir şey izin vermiyorum. Bir kere bilincine varın ve bunun içinde siz kendi kendinizi kodlayın. ben ilahi olan dışında hiçbir enerjinin, hiçbir zihnin, hiçbir bilincin e, bana ne yapmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini, neyi yiyip neyi içmem gerektiği, neyi seçmem gerektiği konusunda beni etkilemesine izin vermiyorum benim zihnimi manipüle etmesine izin vermiyorum zihnimi kontrol altına almasına hiçbir negatif gücün veya enerjinin izin vermiyorum şeklinde kendi kendinize bunu söyleyin bunu tekrarlayın enerji alanlarınızı bu şekilde kapatmaya çalışın yani bunu yaparsanız bu gerçekten işleyen de bir şeydir yani bu ne demek kardeşim ben istemiyorum ilahi olan dışında ya da evrensel anlamda o Sistemin koruyucuları tarafından, e, yaratıcı tarafından yönlen, e, görevlendirilmiş varlıkların korumaları ve yardımları dışında da hiçbir korumayı ve yardımı da kabul etmiyorum dediğiniz zaman zaten sizin enerjisel anlamda da fiziksel anlamda da nelere açık olduğunuz, nelere kendinizi kapattığınız mesajını da vermiş olursunuz. Buna inanın, bu gerçek, bunu yapın. Yani öyle. haydi hoppa gidelim şurada şu kapılar açılıyormuş. Ay bugün şöyle bir günmüş. Bugün böyle bir günmüş. Siz eğer herhangi bir Hazreti Veli'yi, dedeyi ziyarete gitmek istiyorsanız günler torbaya mı girdi? İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ama kalabalıklarla gitmeyin. O kalabalıkların arasında kimdir kimler karışıyor? Ne tür enerjiler karışıyor? Oturup toplu meditasyonlara katılmayın. Siz de her gün mesela görüyorum yine sosyal medyada diyorlar ki işte bugün size şu şu enerjisi akacak. Onaylıyorsanız altını evet deyin. Ya sen kimsin de kime ne enerjisi gönderiyorsun ya? Yani o kişi sizi kendisine bağlamak için sürekli olarak yani o kişi demiyorum kişiler bunlardan bir sürü var bir sürü var. Siz hiç gördünüz mü benim bugüne kadar böyle bir paylaşım yaptığımı? Arkadaşlar işte ben bugün herkese işte e, sevgi potansiyeli işte sevgi frekansı yüklüyorum. Hadi bakalım hop 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 gelin toplanın. Yani ben böyle bir şey yapsam gerçekten çılgın bir topluluk oluşur yapmıyorum ya bu kadın niye böyle bir şey yapmıyor diye oturun sorgulayın bakın benim videolarımı seyrediyorsunuz oturuyorsunuz sabahlara kadar dinliyorsunuz aynı videoyu kaç kere tekrar tekrar dinliyorsunuz ben bütün takipçilerimden de öğrencilerimden de bunu duyuyorum gerçekten çok teşekkür ediyorum size Eğer hani herhangi birinizin hayatında en ufak bir dokunuşum varsa, herhangi bir şekilde bir pozitif anlamda sizde bir farkındalık yaratabildiysem ben tamam benim zaten görevimi yapmışımdır. Çok mutluyum o yüzden. Yazı paylaşıyorlar. İşte bugün sizin hayatınıza işte ay sonuna kadar Elinize çok büyük paralar geçecek. Onaylıyor musunuz? Evet deyin. Şimdi onaylıyor musunuz? Evet deyin. Size bir kapı açılması için atılmış oltadır, yemdir. Şimdi akıl var mantık var. Siz oraya evet deyince size ay sonuna kadar elinizde öyle toplu paralar büyük paralar bunun geçmesi diye bir şey söz konusu mu ya? Olur mu böyle bir şey? O dedi diye mi olacak? Ama bir kere oraya evet yazmış oluyorsunuz. Ha arada tesadüfen mesela o ay içerisinde elinize geçecek. Yani ay sonuna kadar zaten herkes ay sonu ay başı maaş alıyor bu arada arkadaşlar. Ya da her, işlerinde herhangi birinin gelecek bir yerlerden parası da olabilir. Tesadüf bu ya. Allah Allah. Bak ben de tam oraya evet dedim. Bu para bana geldi. Olacak. Bu tarz şeylerden bir şeyler beklemeyin. Bu tarz paylaşımlardan size herhangi bir akıştan hayırlı bir şey beklemeyin. Bunlar sizin enerjinizi çekmek için, sizin enerjinizle beslenmek için hazırlanmış tuzaklardır. Bu tuzakları görün artık. Şimdi astrolojik açıdan şöyleymiş de, böyleymiş de. Şimdi bunu hangi astrolog söylüyor bilmiyorum. Onu da çok merak ediyorum açıkçası. Hani bu bugün çok önemli bir kapı açılıyormuş ya bazı astrologlar söylemiş. ne diyeyim arkadaşlar her gördüğünüz her okuduğunuz her duyduğunuz astrolog da astrolog değil her gördüğünüz ben işte e, master'ım üstadım diyen de üstad değil karşınıza çıkan her e, bilgice konuşan konuştuğunu zanneden e, insanda o dediği insan değil. Sürekli olarak ben şöyleyim, ben böyleyim, ben işte bir egos, egosu konuşan insanlar da zaten onlardan da uzak durun. İnsanların anne babanın çoluğunu çocuğunu tanımayacağı, çoluğun çocuğun annesini babasını tanımayacağı, İnsanların birbirlerine hiçbir zaman hiçbir şekilde güvenmeyeceği ve herkesin can derdine düşüp ya da hayatta kalma derdiyle bütün etik değerlerini bırakıp insanlıktan çıktığı bir süreçteyiz. Sizi ayakta tutan en önemli şey ne biliyor musunuz? En çok neye güvenin? Bir, içinizdeki ilahi olanın sizi öflediyor, ruhunuza güvenin. İki, içinizdeki o sevgi, merhamet, hala insansanız tabii, hala insan kalmayı başardıysanız, içinizdeki o vicdan, merhamet duygusuna, o kalp çakranızdan yayılan o kalp sevgi frekansınıza güvenin. İnsan kalmaya devam ettiğiniz müddetçe, insanlıktan çıkmayı reddettiğiniz müddetçe sizin kurtuluşunuz veya sizin diğerleri o sıradanlaşmış, o yönetilen, kontrol edilenlerin dışında e, kalan varlığınız ve sizin gibiler bu sürecin sonunda çok farklı bir yere gelecek. Çok farklı bir bilinç düzeyine, çok büyük, çok farklı bir e, ruhsal anlamda seviyeye gelecek. Arkadaşlar şimdi bir de bazı kişiler tarafından yani benim öğrencilerimin tabii dahil oldukları farklı gruplar da olabilir. Farklı çalışmalara da katılmış olabilirler. Ya da farklı grup çalışmalarında olan arkadaşları da olabilir arkadaşlarından onlara bir takım e, Whatsapp'tan mesajlar geliyor. Bir takım duyumlar alıyorlar. Tara Hanım e, işte bana e, böyle dedi. Tara Hanım beni yetkilendirdi. Tara Hanım'ın bilgisi var. Tara Hanım beni onaylıyor şeklinde. E, benim ismimi kullanarak... E, özellikle dünya dışı yaşam ve yaşam formları ve onlarla bağlantılar veya işte bu galaktik federasyon ve galaktik federasyonun dünya üzerindeki eylemleriyle alakalı olarak yani kendilerine farklı bir liyakat veya kendilerine farklı bir ayrıcalık e, ve yetki almış verilmiş gibi gösterip lanse ediyorlar. Arkadaşlar, ben kimseyle görüşmüyorum. Kimseye herhangi bir yetki vermiyorum. Artık gerek bizim hani bu metafizik aleminde bu konularla ilgili parapsikoloji işte okült ilimler ezoterik öğretiler falan bu konuların kapsamı içerisinde zaten çok nadir insana güvenirim astrolog deseniz çok çok nadir astroloğa güvenirim dünya dışı yaşam formları veya dünya dışı bilgi, bilgi akışıyla akışı ile ilgili olarak inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Dünyanın öbür ucundaki herhangi bir blog yazısından bir şeyleri alıp kopyalayıp copy paste yapıp bunu çevirtip bunu ben bana gelmiş kanal bilgisi diye yutturan biliyorsunuz daha önce mavi bir şeylerden de bahsetmiştim. ortalık bu tarz insanlarla kaynıyor. Bir takım kanallarda zannediyor musunuz ki karşınıza çıkmış birisi orada bir şeyler anlatıyor. İşte birileri davet etmiş onun konu olarak oraya çıkıyor. Bu insanlar oralara çıkmak için dünya paralar veriyorlar. O kişilerin de geçim kaynağı bu. Açık söyleyeyim. O kişi kendisine 40 bin 50 bin en az bu tarz paralar veriyor ve onu programına davet ediyor o da orada o kişi aa siz ne kadar güzel biliyorsunuz ne güzel anlatıyorsunuz aa işte demek öyle aa böyle mi yapıyorsunuz buraya yalnız çıkanlar da oluyor karı koca olarak çıkanlar da oluyor bir sürü sallıyorlar da sallıyorlar bir sürü palavralar atıyorlar karşısındaki kişiye de insanlar aa bak bu kadın böyle bir program yapıyor ya da bu adam böyle bir program yapıyor A karşısına da bu çıkmış. Demek ki bu gerçekten bu konularda üstün. Ondan sonra haldır haldır katılıyorsunuz gidip onların eğitimlerine, toplantılarına, meditasyonlarına, yapılan enerji çalışmalarına. Ondan sonra da hepiniz yamulup kalıyorsunuz. Ben hiçbir televizyon kanalı veya hiçbir kanala kalkıp da gitmiyorum. Ezberbozan'da da Hakan'a daha önceden sözüm sözüm vardı. Ben o orada daha önceden Hakan'la biz çalışmıştık ama orada da açık söyleyeyim benim onaylamadığım pek çok insan katıldığı için ben orayla orada artık eğitim vermemeye, program yapmamaya, herhangi bir şekilde video çekmemeye karar vermiştim. En son Hakan'a da bir sözüm olduğu için Hakan'ı gerçekten severim o çocuğu. Alkan'a da sözüm olduğu için ee, bir video yaptım ama o kadar. Arkadaşlar inanılmaz kirli bir ortam var. İnanılmaz kirli kafalar, zihinler, ruhlar, bedenler, enerjiler. Kendinizi ne kadar çok koruyabilirseniz o kadar çok koruyun. Şimdi zaten bakın farkındalıkları olan insanlar, farkındalıkları başlayan insanlarda bir asosyal olma eğilimi başladı. Şimdi bu asosyal olma derken aman benim evime girmesin herkes, enerji alanlarımı koruyayım şeysi başladı. Çünkü iş ortamında, günlük ortam içerisinde, trafikte, alışverişte, sokakta, her yerde ee, ortalıkta inanılmaz bir böyle bir Kavatik enerji var Herkesde bir inanılmaz bir korku enerjisi var Herkes birbirine Sürekli olarak Saldırıyor Duygusal, zihinsel, fiziksel Saldırılar hepsi Arka arkaya Enerjik olarak da saldırılarda, saldırılara Maruz kalıyoruz Eve geldiğimiz zaman Hepimiz böyle pili bitmiş vaziyette eve geliyoruz Ondan sonra ev ortamında bir de zaten oradayken o ortamda yaşarken bir de dışarıdan hala da oya gelecek kişilere karşı bir savunma mekanizması oluşturuyoruz. Ve artık kendimizi hayatımızı dışarıdan gelecek her türlü şeye karşı korumak için insanlar farkındalıkları olan insanlar titreşimini korumaya çalışan insanlar özel hayatlarını artık birazcık e, e belli bir takım standartlar getirmeye başladılar. Herkesle evlerini, herkes evlerini almıyorlar. Evdeki enerji alanlarını sevdiklerini korumak adına ve kendilerini korumak adına. Size de bunu tavsiye ederim. Sevdiğiniz insanlarla kalbinize dokunan, kalbinizde yeri olan enerjisel olarak uyumlu olduğunuz, sizin her görüştüğünüzde beyninizi didiklemeyen, sizin enerjinizle beslenmeyen, size sürekli manipülatif etkiler, toksik etkiler yapmayan insanlarla birlikte olun. O insanları hayatınızda tutun. Bu şekilde kendinizi korusunuz. Gerçekten Hani bu videoyu yapmamın da sebebi şu. Çok arttı. Daha da artacak. Giderek bu böyle kar topu gibi yuvarlana yuvarlana büyüyor. Bir çığa dönüştü. O çığın içerisinde kaybolmayın. Onun, e, onun yuttuğu kişiler içerisine girmeyin. E, bunları anlatmamın da sebebi. Beni seven, beni takip eden, beni anlayan takipçilerimin, öğrencilerimin hayatlarını kolaylaştırmak, ruhsal yolculuğunda, bugünkü hayatlarında oldukları, olmak için doğdukları kişi olmaları yolculuğunda onlara rehberlik etmek ve onları tehlikelerden korumak için başka hiçbir amacım yok. İster dinlersiniz, ister dinlemezsiniz. O sizin seçiminiz ama ben burada yapmam gerekeni yapıyorum. Dolayısıyla da yapmaya da devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Enerjinizi koruyun lütfen.